Evet, merhabalar arkadaşlar. 3-0 net bir sonuç. Özellikle ilk 25 dakika 3-0'lık skoru yakalayıp ikinci yarıda oyunu kontrol etmek, Sivas gibi son haftaların ve sanırım 16 haftadır da yenilmiyorlar. Oyuncularımızı kutluyoruz. Dimitri Macit Hüseyin'i iki stoper olmamasına rağmen oyunumuzdan taviz vermedik. Aslında birçok maçta bunu yapıyoruz ama işte Gavronovic ve Mustafa önde başladık. Herkes hem rakibe göre hem pozisyon oyununa göre üstüne düşen görevleri yaptı. Tabi taraftarımıza da bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Kapalı Kale ve diğer taraftarlarımız maçın hem 0-0'lık bölümünde hem de 1-0'dan sonra inanılmaz derecede coşkulu destekleriyle 12. adam olduklarını gösterdiler. Keşke biz de bir 15-20 bin kişiyi oynasak da oyuncularımızın motivasyonları daha yukarı çıksa. Aslında geçen hafta da oynadığımız deplasmanda bir oyun var. Normalde 2-0'a düştüğümüz ama oyunun bütün kontrolü, bütün hücum çıkışları bizdeyken ayağımızdaki iki toptan 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı Gavronovic ve Mustafa üst düzey performans gösterdi. Ve 2-2 ile geldik. Şimdi taraftar bizden yukarılara oynaması gereken bir takım istiyor. Ben göreve Altay maçından sonra geldim. Normalde evet Tiam'ı istedim. Başkanımızı aldı. İki oyuncu daha almamız gerekiyordu. Şimdi Mensah'ın sakatlığı. Çünkü bunu niye söylüyorum? Bu puanlar bizim için yeterli değil. Yani 30'un üstüne çıkabilmek, yukarıları kovalayabilmek. Kulübümüz özellikle transfer dönemi ve ikinci yarı için hep birlikte oturup hedefimizin ne olduğunu ortaya koymalıyız. Çünkü ben iki oyuncu istediğimde inanılmaz hem maliyeti vardı hem de kulübün 15 yeni transfer, 6 tane de yabancı gönderdi arkadaşlar. Ve bunların hepsi büyük bir maliyet. Ben de başkanımızın, yöneticilerimizin düşüncelerine uyarak tamam dedim ama zaman zaman çalkantılı sonuçlar ve oyunlar olabilir. Burada herkes dik duracak dedim. Şimdi bunu kimse bilmiyor. Bunu özellikle konuşmak istiyorum. Nitekim işte çok büyük umutla transfer ettiğimiz bir oyuncu daha hiç antrenmana çıkmadan ameliyat oldu. Bu takımda bank oynaması, bu takıma katkı yapması gereken oyuncu. Daha sonra Mensah'ın sakatlanması ki çok önemli oyuncu. Geldiğimde Macit 6 hafta yoktu. Uğur 2 ay yoktu. Bugün işte performansları ortada. Gavronovic milli takım gitti geldi sakat. Bir 3-5 maç üst üste oynayamadı. Bir takım bütünlüğünü yakalamakta zorlandık. Bugün de bakın iki stoperimiz yoktu arkadaşlar. Ha mutlaka birilerini oraya koyuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Oyun disiplinini elden bırakmıyoruz. Şuraya geleceğim. Ben teknik adam olarak ve ekibimle birlikte deneyimlerimiz, takımımızın kapasitesi, ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Eldeki kadroya göre. İkinci yarıya biz yukarıları hedeflemek istiyorsak, burada açık ve net söylüyorum. Transferlerde, nokta transferlerde bunu yapmak zorundayız. O zaman diyeceğiz ki biz küme düşmeyelim, bu bize yeter. Bunu taraftar da kabul etmiyor. Benim düşüncem de değil. Başkanın da aslında düşüncesi değil. Dolayısıyla transfer önemli. Öyle bildik transfer olması da gerekiyor. İki senedir kulübümüz
sevgili arkadaşlar, özellikle yerel medyadaki Kayseri'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Burayı en iyi bilen sizsiniz. Kaç oyuncu gitti, kaç oyuncu geldi. Hiç oynamadan oyuncular geldi gitti. Hem kulübün ekonomisine hem de yapılanma adına. Bakın bugün Konya Spor'u tebrik ediyorum. Hatay Spor'u tebrik ediyorum. Şimdi Başakşehir. Bunlar hep 2-3 sene, 5 sene, 4 sene yan yana oynayan oyuncular. Birlikte oynayan oyuncular. Konya Spor mevcut kadrosunu koruyup 3-4 transfer yaptı. Trabzonspor bile lider olmasına rağmen 3-4 oyuncu istiyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Biz Kayseri Spor'uz. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Dolayısıyla işi fazla uzatmadan oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Helal olsun onlara. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni senenin şunu değinmek istiyorum. Arkadaşlar 30'unda kupa maçımız var. Yabancı oyuncular izin istiyor. İşte Brezilya'ya gidecek olan var. Ghana'ya gidecek olanlar var. 30'unda maç var. Yerler de izin istiyor. Hadi 30'undan sonra 2-3 gün izin verdik. 9'unda ilk maçımız Altay'la. Ne zaman hazırlanacağız? Ne zaman bu takımı dinlendirme vereceğiz? Şimdi planlamaya bakıyorum. Milli takım maçı da yok ya. Milli takım maçı da yok. Dolayısıyla oyuncularımızı ve bizi çok sıkışık, işte bu sakatlıklar neden doğuyor? Çok sıkışık bir program bekliyor. Bununla birlikte bir soru işareti daha var. Transfer dönemi. Şimdi Afrika Kupası'na gidecek oyuncular da var. Bizden de Tiam gidiyor. Ben teknik direktör olarak ikinci yarının ilk maçına transferlerimle başlamak isterim. Transfer sezonu 12'sinde başlıyor. Düşünüyorum. İşte iki tane sakat oyuncumuz var. Dimitri'nin ne zaman geleceği belli değil. Önemli bir sakatlığı var. Transfer yapmak istiyoruz. İlk maçı kendi evimizde oynayacağız. En azından belli transferleri yapıp ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Orada da kafamda düşündüğüm bir soru işareti var. Acaba bu planlamalar yapılırken ne düşünüldü, ne yapıldı? Bunlar enteresan şeyler. Dolayısıyla bunu da hem medyadaki arkadaşlarla hem kamuoyuyla paylaşmak istedim. Belki bu konuyla ilgili hadi şeyi şimdi geri alamazlar. 30'unda kupa maçı var. 9'unda lig maçı var. Oyuncular ne zaman izin yapacak? Ne zaman hazırlayacak? Bir teknik adam yani 3 gün izin vereceksin. 3 günden sonra takımı nasıl toparlayacaksın? Ne yapacaksın? Hangi antrenman türüyle başlayacaksın? Mutlaka belli şeyler var ama bunlar hep soru işaretinde olan şeyler. Paylaşmak istedim. Herkese teşekkür ediyorum.